Şanelime hoş geldiniz. Bugün daha fazla YKS sonucu videosu gelsin demiştiniz. Ben de kardeşim Bilal'in sonucuna bakacağım inşallah. Şimdi TYT Türkçe ile bir başlayalım. Türkçe zordu değil mi bu sen? Bayağı zordu, eşek gibiydi. Yani, ama sen 38'i 2 yapmışsın. 38'i 2 nasıl yaptın? Ya 37,5 yapmış. Nasıl yaptın 37,5'ü? Vallahi açıkçası ben sınavı çalıştıktan sonra dedim ki benim Türkçe gitti. Ben 30'un altında yaparım demiştim. Sonra okuyan hiçbir şey anlamamıştım. Ama açıkçası ben de bilmiyorum. Daha çok şey yaptım. Şıklar üzerinden giderek soruları işaretledim. Allah'a şükür doğru çıktı. Öyle oldu. Salladın mı? Sallamadım da. Yani şıklara baktığımda en mantıklı cevap bu gibiydi. Ben de gittim onu işaretledim açıkçası. Yani hiçbir şey anlamadım Şimdi 5 şık kararlardan. arasında kalıp mı salladın yoksa 2'ye düşürüp mü salladın? 2'den fazlaydı. 3, 4, 3. 3'e düşürdü sonra salladın. Sallamadım da yani sallamayı şöyle diyelim. En mantıklı, en oturaklı cevap hangisiyse oydu yani. Öyle. Daha iyi yani Vallahi ben de şok oldum. şair olacak adammışsın. Baksana 38'e 2 ne demek ya? Hele sosyale bak. 20, hani senin sosyalin kötüydü? Sosyal denemeleri sağ olsun düzelttik. Denemelerle mi hallettin? Şey Ben test. hiç konu falan çalışmadım ya da kaynak çözmedim. Sadece sosyal denemesi çözdüm. Onun da faydasını gördüm bu sınavda. Yani bildiğin yani atamın zamanında olsaymışın bu tarih bilgisiyle herhalde adalar hala bizde kalırdı. Baksana ya 20'ye 0 yapmış. Matematikten 32'ye 6 yapmış. Sence iyi mi? Hani bu sene kolay dediler ya. 2-6. Belki daha da iyi olabilirdi. Çünkü sorduğum bazı arkadaşlarım genellikle 37'ye 3, 35'e 5 civarlarında yapmışlar. Yani biraz kolay diyorlardı. O yüzden Yani 32'ye 6. 2021 değildi tabii ki. 2020'de daha mı kolaydı? 2020'den de biraz daha zordu bence. Tamam. 17-3 bence feni kötü yapmışsın. Bence de fena kötü 17'ye 3 oldu. yapmışsın. Yani sen kaç bekliyordun mesela kaç yaparım de, diyordun. Şey hangisinden genel Ama bir dakika fene de zor diyorlardı. Fen zor muydu? TYT fen. TYT fen açıkçası o kadar da zorlanmadım çözerken. Yani 17 3 demiş. Senin biyolojin kötüydü sanki. Benim biyolojim kötü değildi. Benim şey kimya ile fizikten çıktı. Kimyadan bir, fizikten iki çıktı. Kimyadan çıkmasaydı iyiydi aslında. Çıkmayabilirdi ama. Gene iyi ama. Toplamda 104 mi yapıyor? Evet, toplamda 104 civarında bir şey yapıyor. Gene iyi yani. Bayağı iyi yapmış. Denemelerde kaç yapıyordun genel olarak? Denemelerde genel olarak işte 85-95 arası. Ya beklediğin ya böyle mi bekliyordun sınavda? Yüz üstünde yapacağımı beklemiyordum açıkçası ama şey çıkmış soruların son üçünü çözdüğüm son üçüydü evet. Son üçünü çözdüğümde yüz üstü yapmıştım. Öyle. Peki yani heyecan yaptın mı sınavda? Hani genelde heyecan yapıp yetiştiremeyip bir şey yapıyorlar ya. Yetiştirme gibi bir problem yaşamadım. Ama evet TYT sınavına ilk girdiğimde heyecanlanmıştım açıkçası. Elim falan titriyordu. Bir de Türkçeyi kaç dakikada yaptın? Onu en çok merak ettiğim şey. Türkçeyi kaç dakikada halledip çıktın? Türkçe benim duyduğum kadarıyla herkes gerçek sınavda uzun sürüyormuş. Benim de uzun sürdü. 50 dakika sürdü. 50 dakika uzun mu? Ya normalde yaptığım deneme sınavlarında 40 dakika, 42 dakika falan sürüyordu. Ona oranla uzun Yani tabii. ben de 50 dakikada falan çıktım geçen sene sınavdan. Sonra direkt şeye mi geçtin? Türkçe sosyal diye mi gittin? Türkçe matematik diye mi gittin? Türkçe, matematik, sosyal fen diye gittim. Türkçe matematik sosyal fen. Tamam, iyi yapmış. Sonra AYT'ye gelmişsin. Evet. 35'e 5 yapmış. Zor muydu? Matematik. 2-3 tane soru güzel, kaliteliydi. Geometriden de güzel sorular vardı. Yani bence fena değildi yani olması gerektiği gibiydi. Belki biraz daha zor olabilirdi. Geberten zorlukta sorular yoktu. Yok, geberten zorluk da yoktu. 35'e 5 yapmış. İyi yani. Ya keşke ben 37'yi 3 yapsaymışım. Keşke öyle olsaydı ama Ata Hoca olsun. hep şey diyordu ya. Sizin gibi öğrenciler en az 37 yapmak zorunda falan diyordu ya. Evet. Bir tık olmamış, olmamış. Fiziğe geçelim. Fizikte bayağı iyi yapmışsın ha. Evet, fizik iyi olmuş bence de. 12'ye 2. Mesela fizik deney sorusu gelmedi mi hiç? Fizikte deney sorusu gelmedi mi? Soruları çok Şu kamerada hatırlamıyorum biraz. açıkçası. Kamerada çıkmıyor herhalde biraz daha yanaşsana.
Çok hatırlamıyorum ya. Yani o yüzden kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Yani zorlanmadın. Yok. Yaptın gittin. Kimyada ya bak yapamamış. Kimyada 11'e 2 yapmış. Evet. Yani fizikte 12'ye 2 yapan adam kimyada nasıl 11'e 2 yapabilir? Kimya bilmiyorum ya. Kimyayı ben çok sevmedim zaten bu yılda. Çok fazla da iyi değildim. Valla aslında şey derler işte kimya, biyoloji, AYT'de hani son düzlüktür. Basarsın, fullemeye çalışırsın. Onlar Bunun sana puan kazandırır diyorlardı. biyolojisi bu yıl o kadar kolay değildi ya. Kimyası nasıldı? Kimyası her zamanki gibiydi bence. Kimya hep kolay olur derler. Hiç Evet, zorlanmaz. aynıydı. Ama sen yapamamış. Evet. Neyse yani fizikten 12-2 yapan adam bunları var ya tek geçmesi lazım da. Kimyaya baktık. Şimdi bir de biyolojiye bakalım. 11'e 2. Biyolojiden ne iyi yapın? Biyolojiden sonra bana biraz garip geldi ya. Bak. Yani bir de şeydi yani onu ne kadar tekrar son zamanlarda ben bütün dersleri tekrar edemedim AYT'de. Bazı yerleri unutmuşum. Direkt bilgi soruyor zaten. O yüzden oralarda gittik. Benim senemde de şey vardı. Bir de Türkiye 30. olan bir çocuk vardı ya o da aynısını yaşamış. Ben mesela şey oldu. Sınava girdim. Ben geçen sene de fullemiştim. Ondan sonra bu sene de fulledim ama bu sene fullerken şey oldu. Hiç çok aşina olmadım. Hemen hemen hiç bilmediğim bir şey geldi. Öncüllü soru 1 2 3 diye. İşte ilk ikisini biliyorum. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Var mıydı yok muydu? Sonra salladım tuttum. Yani biyolojide genelde bu oluyor. O Türkiye 30.sü olan çocuk da iki soruyu mu ne sallamış herhalde. O da tutmuş da kazanmış. Ya biraz da vahiy inmesi gerekiyor biyoloji için. Yani evet. Unutuluyor. 99.2 diploma ortalamam var. Evet. Onun dışında TYT'de TYT başarı sıran bak TYT başarı sıran ham olarak 10.600'müş. 8.400 olmuş. Evet, işte OBP'nin 2 önemini burada 2 gösteriyor. 2060 yani neredeyse 10.600'den 8.400'e 2000 kişi atmış. Bu var ya böyle 20.000'lerde 30.000'lerde olsa var ya çok daha 5 bin, fazla 6 5.000 bin atar. 100.000'de olsa zaten Wow. ülke nüfusu atacak neredeyse. Baksana. Sonra sayısalda hamında 18.300'müş. Evet. O da 16.200'e gelmiş. Yani bunda da bir aşağı 2000 yukarı çekmiş. 2000 çekmiş. Yani o zaman TYT ile AYT aşağı yukarı aynı mı çekiyor diploma puanında? Yoksa bu biraz daha elit bir sıralama olduğu için mi Ben de onu az çekiyor? söyleyecektim. O değişiyor şimdi. 10.000 altında olsaydı belki 2.000 bile çekmeyebilirdi. O ona dahil oluyor. Mesela 100.000 olsa dediğim gibi yani bir ülke nüfusu atabilirdi. Yani o sıralamaya göre değişiyor. 513 TYT yapmışın. 502 de AYT sayısal yapmışın. 500 diye sıralama mı var diyenler oluyor biliyorum. 500 diye puan mı var? En yüksek 500 değil mi? 502 nasıl alıyorsun diyenler var. 600 mi en yüksek? En yüksek 600 OBP ile birlikte. 16.200. Bir Yani dakika. 560 değil mi ya? herhalde. Yani 500 bir tam puan. 60 da zaten şey. zaten OBP. TYT'de baksana sayısal olarak ham puan olarak 442 almışsın. Ekleyip 502 yapmış. Demek ki sayısal ham puanla 500'e kadar gelebiliyorsun. Evet. 60 da herhalde şey ekliyor. OBP OBP ekliyor. 560. eşit ağırlıkta 43 bin yapmış. 43 bine nereye geliyor? 43 bin eşit ağırlık herhalde hiçbir yer gelmez ha. Yani bakayım şey hiç çözmemişsin. Tarih, coğrafya işte. Yok eşit ağırlığı falan hiç Hiç bakmadım. çözmemişsin. Sadece matematikle mi 43 bin yapmış? Evet. Bir de OBP'nin 99. Demek ki yüksek OBP yapıp AYT'den de matematiği yaparsan 43 bin şak diye geliyor. Direkt 43 bin kafadan. İşte birkaç tane de belki edebiyatta şey oluyor ya paragraf soruları. Evet. Belki onları çözsen 20 bine Sosyal, gelir. coğrafya falan çözsem biraz da onlar işte biraz kültüre de kayıyor. İşte bak bu sosyalleri çözsen evet bir şey olurdu. Onun dışında ne düşünüyorsun? Tıp alacak sıralama yapmışım. Tıp yazacağım zaten. Tıp yazacaksın ama kimyadan iki yanlış yapmışsın. Biyolojiden iki yanlış yapmışsın. Çok mu yani? Ya çok Çok değil o de. kadar da kötü değil. Yok çok değil de. Hani fullenecek yeri yapamamış. Ama dediğim gibi Ama yani işte gitmişin ezber. fiziği 12-2 yapmışın. Vallahi evet. Mühendis olacak adam gibi duruyorsun ama tıp yazacaksın.
16.200'e katı tıp inşallah. Evet inşallah. Gelecek gibi inşallah. Bu kadar o zaman. Başka da bir halt yok. Daha neyine bakacağım? TC kimliğini mi yazacağım ya da ismini mi? Başka da hiçbir şey yok. Yani başka da bir şey yok bu. Merak ettiklerinizi yorumların altında belirtin. Bir sonraki videonun konusunu da siz belirleyin. Çünkü artık aklımda bir fikir yok. Ne çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.